kalpte ona vahyediyor. Peygamberimizin Rum ordularının yenileceğini ve kaç yıl içinde yenileceğini de bildiriyor. Tabii Elif Lam Mim, şeytandan Allah'sını, Rum mağlup oldu diyor. Evet. Bundan birkaç yıl sonra dünyanın en alçak yerinde bu sefer onlar mağlup olacaklar diyor. Evet. Yani karşı taraf. Yani Sasaniler. Kıyamet tarihi pazarlamacılığı yapanlar var. Bu biraz esnaf ağzı gibi olmuş. Yani bazı tip esnafların ağzı gibi olmuş. Pazarlamacılığı niye yapsın? Peygamberin hadislerinden çıkan bir anlatım yapıyorsa hadisleri naklediyor demektir. Bunun pazarlamayla alakası yok. Orada bilgiyi nakletme vardır. Peygamberin söylediğini sahabe naklettiğinde pazarlama yapmıyor. Tabii. Ne yapıyor? Naklediyor. Evet. Sahabiden raviler naklettiğinde ne yapıyorlar? Pazarlama yapmıyorlar. Naklediyorlar. Evet. Dolayısıyla ravilik yapmış oluyor. Rivayeti nakletmiş oluyor. Ben çok özel bir insanım. İsa'yım diyen diyor. Tamam var. Benim de tanıdıklarım var. Görüşüyorum. Yani acıyorum. Şefkat diyorum. İsa'yım diyen çok insan var. Ama bunun bir getirisi olmaz. Zülkarneyn'im diyen de var, doğru. Mesih'im diyen de var. Rusya'da, orada, burada da var. Bunların birçoğu tarihler veriyor diyor. Doğru, tarihler de veriyorlar. Bir mahsuru yok. Yani inanmaya mecbur değilsin. Etrafındaki insanlara da ihtimal verebilirler. Yani bunun bir mahsuru yok. Nostradamus da diyor, efendim, falcılara giriyor halk. Falcı diyor işte, 3 zaman sonra şu olacak, 4 zaman sonra bu olacak. Adam inanıyor. İnanmayan da oluyor. Biz saygı duyarız. Yani yanlış buluruz ayrı. Ama saygı duyarız. Dolayısıyla bunun pazarlamayla, satışla falan alakası yok. İnanan inanır, inanmayan da inanmaz. Biz yanlış buluyorsak yanlış bulduğumuzu beyan edebiliriz. Ama bu yani mühim bir teşhis yapmış gibi, mühim bir konuyu yakalamış gibi bunu anlatmasının bir alemi yok. Bu eskiden beri karşılaşılan bir olaydır. Her zaman rastlanan bir olay. Ama Peygamberimizin ahir zaman alametleriyle ilgili anlattıkları çıkmış mı, çıkmamış mı? Ey Caner Taslaman, çıkmış. Sen kendin anlatıyor muydun, anlatmıyor muydun? Anlatıyordun. Benim yanımda herkese gidip tebliğ yapıyordun. Dost lisesindeyken anlatıyordun. Liseden sonra da anlatıyordun. Kişileri evlerde topluyordun, sohbet ediyordun. Peygamberimizin söylediği ve aynısından çıkan alametleri tek tek anlatıyordun. Senden sonra diğer alametler de yine çıkmaya devam etti. Evet. Yine çıkmaya ve devam ediyor. Halen de devam edecek. Dolayısıyla peygamberin dedikleri demek ki doğruymuş. Verilen tarih de doğruymuş. Bediüzzaman'ın verdiği tarihler de doğruymuş. Bediüzzaman Mehdi için 79-80 diyor. Demek ki doğruymuş Mehdiyet'in başlamış tarihi. Bak Bediüzzaman diyor ki çıktı, çıkıyor ve daha da çıkacak diyor. Evet. Oluyor mu olmuyor mu? Şimdi adam sen tarih verdi diyorsun. Ya tarih vermesini sen bırak. İki uçlu kuyruklu yıldız çıkacak diyor peygamber. Aynı sen çıktı mı? Çıktı. Ve tarih vermenin aynı değil mi bu? Tabii. Ha rakam vermişsin, ha bunu söylemişsin. Evet. Bu rakamdan daha yüksek. Evet. Daha vurucu, daha net. Evet. Çünkü orada bir rakam veriyorsun nihayet. Ama burada somut bir gerçek var. Gökyüzünde iki uçlu koskoca o kuyruklu yıldız geçiyor. Nasıl geçiyor biliyor musun? Ters istikamete geçiyor. Aynı peygamberin dediği gibi. Başka? Diğer kuyruklu hızdan daha parlak ve ikinci ucu da onun ucu sıra gidiyor. Evet. Ters yönde gidiyor. Peki bu nedir? Bu tarih vermenin en alasıdır. Peygamber tarih vermiş ve dediği tarihte de bu olay olmuş. Mesela desem ki ben 1979'da şu olacak. Öbürü de der ki 1979'da büyük bir gemi gelecek, İstanbul'un önünde patlayacak, muazzam dumanlar saçarak yayılacak. Ama 79 demediğini düşün. İleriki bir tarih dedi. Ben de 79 dedim. Şimdi o adamın dediği daha net. 79 demeden daha net. Çünkü orada gemi patlamış, dediği çıkmış. Evet. Ve takvime baktığımızda 79'u göstertiyor zaten. Evet. O kolay. Geminin olayı çok önemli. Fiili olay önemli. 79'da biz takvime bakar görürüz.
Kuyruk yıldız için tarih veriyor peygamber desek, tamam, bu bir harikadır. Ama diyor ki kuyruklu yıldız çıkacak, iki uçlu olacak. Takvime bir bakıyoruz, tam Mehdiyet'in tarihi çıkıyor. Tarih vermiş oluyor mu? En mükemmelinde tarih vermiş oluyor. İşte tarih verme böyle olur. Dolayısıyla bu pazarlamacılık değil, peygamberin hadisini nakletmek ve nakledilen olayın da aynısıyla vuku bulması ve insanların da bunu görmesi ve bunun tahakkuk edip gerçekleşmesi. Dolayısıyla İngiltere'ye gidip onlara şirin görünmek için yaptığım bak bütün çalışmalar üstüne başına ne diyeyim bulaştı diyeyim. Yahut bulaştı yahut ilave oldu, eklendi diyelim yahut giydin diyelim üstüne. Ve bak hiçbir fayda sağlamadı. Sen ünlü olmak için gittin, profesör oldun, bilmem ne oldun. Bütün etrafında insanların toplanacağını zannettin. Ama şimdi hata ne oldu? Darwinizmi savundun.